piyasasına ilişkin yorumlar alarak devam edelim değerli izleyenler. Alibe Forex Altın ve Para Piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle olacak. Şirin Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aysin Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün emtia fiyatlarına baktığımızda genelinde satıcılı bir görünüm var. Ki dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte biz bu baskıyı gördük. Bugün bir miktar baskı tarafında azalma olmasını beklerdik ama tersi bir tablo var. Kıymetli metallerden başlayalım dilerseniz. Fed öncesinde satıcılı zayıf bir görünüm var. Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında varlık fiyatlarına özellikle değerli metallere baktığımızda fiyatlandırmalar açısından çok çok büyük farklılıklar yok. Dolar endeksinde 93-94 seviyesi arasında yatay seyrini koruduğunu, bu bandın dışına çıkamadığını gözlemliyoruz. Buna paralel olarak aslında Fed toplantısı önemli. Aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programının azalması yönündeki görüşleri, açıklamaları bizim için önemli olmuş olacak. 2022'ye sıkılaşma sürecinin hangi dönem, hangi çeyrekte bekleniyor ve buna paralel olarak faiz artırımına yönelik açıklamalar önemli. Buna paralel olarak yine Perşembe günü aslında İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı var. Buradan çıkacak olan faiz kararı beklentisi ya da açıklamaları önemli olmuş olacak. Fed nitekim biraz enflasyon konusunu ötelemiş gibi görünüyor Aysun Hanım. Buna paralel olarak aslında istihdam tarafındaki gelişmelere odaklanacağız. Tarım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklanacak. 400 bin kişinin istihdam tarafında artış bekleniyor. Aslında kişisel harcamalar tarafına baktığımızda bu tarafta da Fed'in istediği yönde bir gelişme söz konusu. Yani istihdam, işsizlik ve enflasyon tarafı nitekim biraz daha geçici olmasa bile Fed'in istediği yönde ilerliyor. Buna paralel olarak değerli metallere baktığımızda ons, altın, gümüş, platin, paladyum aslında en fazla değerini koruyan en son görüştüğümüzden beri bir haftalık süreçte platin oldu. Platinin otomotiv sektörüne bağlı olarak gerilemesi ve yatay hareketini izlemiştik ama otomotiv sektörü bir miktar toparlandıkça platine alımlar geliyor. Altın tarafı önemli. 1800 bir türlü aşılamadı. Kritik bir eşik haline geldi. Önemli ortalamaların birleştiği seviye oldu 1800 seviyesi. Ons tarafında eğer 1800 seviyesi üzerine bir hareketlenme görürsek hızlıca 1835 ve 1915 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. O nedenle çarşamba günü Fed açıklamaları, Fed toplantısı kritik bir hafta hafta altın açısından. Aşağıda ise 1760 ve 1735 destek seviyelerini takip edeceğiz. Gümüş tarafı 24 seviyesinin üzerinde kaldı. Altınla beraber aslında altın nasıl 1800 için 1800 seviyesinde bir yukarı bir aşağı hareketini yapıyorsa gümüşte de 24 seviyesi bir eşik seviyesi oldu, kritik seviye oldu. 24 doların üzerindeki her hareketlenme gümüşte onsla beraber yukarı hareketi tetikleyebilir. 25 dolara doğru hareketlenme görebiliriz ama 24 doların aşağısında mı kalacak yoksa yukarısında mı kalacak o kritik kararı Fed sonrasında görmüş olacağız. Büyük ihtimal fiyatlar FED açıklamasıyla beraber yol almış olacak. Buna paralel olarak gram altına bakalım isterseniz. Gram lütfen altın buyurun. Tarafında 440 TL seviyesi önemli bir destek, 540 TL seviyesi önemli bir destek haline geldi gram altında. 540'ın üzerinde kaldığı sürece 550-575 bandına doğru, seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. Ons altın eğer 1800'ün üzerine tutunabilirse gram altın yine güçlü kalan tarafta olacaktır. Ama 540 TL'nin altında önemli bir alan var aslında 510'a kadar, yani 30 TL'lik bir banttan bahsediyoruz. Buralar tekrar gram altın yatırımcılar için aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir alan. O nedenle 510-520 bandı tekrar fiziksel anlamda yatırımcıların talep ettiği bant olabilir. 540 seviyesini gram altında da takip edeceğiz. Evet, şimdi kıymetli metallerden konuşmuşken bakıra da değinelim. Yılda tamamlamaya az bir süre kaldı. Aslında bakır için beklentiler daha yüksek fiyatlardaydı ama beklentilerin altında bir fiyat performansı görüyoruz. Sizin yorumunuz ne olur? Yılı tamamlamaya başladığımız bu süre içerisinde bakırda nasıl bir fiyat hareketi beklersiniz? Aslında enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte biliyorsunuz sanayi anlamında faaliyetler de bir miktar azalmaya başladı. Nitekim bakır tarafındaki arz problemleri hala devam etse de ekonomik iyileşme anlamındaki post pandemi sürecindeki etkilerle birlikte aslında sanayi tarafındaki faaliyetlerin azalması, bakır fiyatlarını
talebi ya da oradaki talebin dengelenmesini sağladı. Bu ise fiyatları bir miktar daha dengeli kalmasını, nitekim bir miktar daha düşüşünü destekledi bakır tarafında. Ama önümüzdeki sürece baktığımızda hem otomotiv sektöründe hem sanayi tarafındaki iyileşmelerle birlikte, yani pandemi sonrasındaki ekonomik aktivitelerle birlikte sanayi metallerine de bakır başta olmak üzere talep gelecektir. Bununla birlikte bakır fiyatlarını 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren hareketlendiğini görebiliriz. Ama genel olarak şu an arz ve talep dengesindeki o süreci yaşıyor fiyatlandırma ve ön plana çıkan farklı unsurlar var. Bunun etkilerini önümüzdeki süreçte görebiliriz ama şu an daha dengeli bir bakır fiyatıyla karşı karşıyayız. Evet, petrol fiyatıyla devam edelim. Bu hafta OPEC kararını takip edeceğiz. Hem fiyatlar için hem de OPEC tarafında beklentileriniz nedir? Evet, 4 Kasım OPEC toplantısı var. 400 bin varillik artış devam ediyor. OPEC tarafındaki artış değişikliği olacağını düşünmüyorum ama Ekim ayı içerisinde 27,5 milyon varillik bir artış söz konusu oldu. Nitekim Eylül ayına göre daha fazla bir artış var. Fakat fiyatlandırma açısından zirvede kalmasını engelleyemiyor. Aslında farklı senaryolar var. Doğalgazdaki tabii ki fiyatlanma bizim için çok önemli. Doğalgazın nitekim yüksek seyretmesi, Avrupa ve Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasının gerçekleşmemesi, bunun yanında petrol fiyatlarındaki arzın artmaması ve Rusya'nın baskıları bu konudaki, OPEC'in geri adım atmaması aslında petrol fiyatlarının zirvede kalmaya devam ediyor. Rahatlatacak unsurlardan bir tanesi ne olabilir petrol tarafını? Aralık'ta İran ve Amerika arasında nükleer tarafta tekrar bir görüşmeler başlayacak. Eğer İran nükleer çalışmalarını geri çekmesi konusunda geri adım atarsa belki tekrar İran petrol piyasasına katılabilir üretimiyle birlikte. Belki bu petrol fiyatlarında bir miktar dengelenmeyi ve gerilemeyi sağlayabilir. Onun dışında OPEC 400 bin varillik günlük artışını devam ettirdiği sürece gelen talebi karşılayamıyor ve önümüzdeki süreçte de aslında büyük bir enerji problemi gündemimizde. Her ne kadar fosil yakıtlar tarafında ülkeler girişimlerde bulunsalar, petrole karşı olsalar bile petrol fiyatları bu kış biraz canımızı yakacakmış gibi görünüyor. Hem global anlamda, küresel anlamda bunların etkilerini her ülkenin olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. O nedenle petrol fiyatlarının 80 dolar üzerindeki seyri güçlü bir seyir. Yukarıda Brent tarafında özellikle 87 doların aşılmasıyla tekrar 90 seviyelerini konuşabiliriz ama 82 doların altında ben tekrar o 70-80 bandına dönebileceğini düşünüyorum. OPEC'in bir miktar belki arz tarafındaki artışı masada görünmüyor ama bir sürpriz çıkabilir 4 Kasım'da. WTI tarafında ise, ham petrol tarafında ise 81 seviyesi destek olarak takip edilmeli. Yukarıda ise 85 seviyesini destek olarak, direnç olarak takip edeceğiz. Evet Şirin Hanım, bir diğer taraftan da tabii tarım ve emtiada da emtialara göre aslında hem mevsimsel koşullar hem de arz yöntemleri koşullarıyla birlikte değişken fiyatları takip ediyoruz. Buğday tarafında bir yükseliş dikkat çekici. 9 yılın zirve seviyesinde. Soya fasulyesi tarafında bir değer artışı vardı. Tabii bu değer artışı bir miktar sınırlı kaldı. Nasıl bir yorumda bulunursunuz tarım emtiaları konusunda? Arz kısıtları bir taraftan devam ediyor. Az önce siz de sebeplerinden bahsettiniz. Bir diğer taraftan talep artışı var. Fiyatlarda yükseliş eğilimi bekler misiniz? Nasıl bir öngörünüz var? Enerji tarafındaki aslında o yükseliş beklentimiz emtia tarafında daha kuvvetli diyebiliriz. Çünkü kuraklık başlığını artık son yıllarda incelemeye daha çok hissetmeye başladık. Özellikle buğday fiyatının son 3 haftadaki performansı bunun aslında kuraklık ve kıtlığın getirmiş olduğu fiyat artışı olarak değerlendirebiliriz. Buğday fiyatlarındaki yükselişler önümüzdeki süreçte de devam edebilir. 9 yıllık sürecin en yüksek seviyelerini test etti buğday ve buna paralel olarak Mısır'da son 2 ayın en yüksek seviyelerini gördük. Soya fasulyesine nitekim daha yatay bir hareket vardı. Bir miktar pamukta bir hareketlilik olmuştu. Bunların hepsi aslında kuraklığın, iklimsel değişikliğin bize getirmiş olduğu etkiler ve buna bağlı olarak zaten geçtiğimiz 2 yıllık süreçte de pandemi kaynaklı olarak arz sıkıntısının fiyatlara yansıdığını gözlemledik. Ama asıl arz problemi, arz talep dengesi sağlanabilir önümüzdeki süreçte belki ama talep arttıkça ki buğday tarafında Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın son haftalardaki talebi
oradaki talep artışı yine buğday fiyatlarını aslında yukarı tetikleyen etmenlerden bir tanesi oldu kısa vadede. Tarım emtiaları tarafında aslında ben biraz olumsuz senaryo çizen taraftayım. Önümüzdeki süreçte iklim değişikliği, kuraklık, arz ve talebin dengelenememesi süreci fiyatları ne yazık ki önümüzdeki süreçte artırabilir gibi görünüyor. Ki enerji fiyatlarının artışı aslında üretim tarafındaki maliyetleri artırması açısından da tarım sektöründeki kişilerin, üreticilerin önünü kesiyor. Oradaki maliyetler arttıkça otomatik olarak tarım fiyatlarının da maliyetlerin arttığını ve fiyatların arttığını gözlemliyoruz. O nedenle fiyat artışı miktarlar devam edebilir emtia fiyatlarında. ALB Forex Altın ve Para Piyasaları uzmanı Şirin Sarı, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar. Çok teşekkürler. Efendim, emtia piyasasına ilişkin yorumları aldık. Emtia notlarının sonundayız.